Evet arkadaşlar, Kalburcu köyüne geldik. Evet, baba dostunun ileride çiftliği olacak burada. Karşıda Kalburcu köyünün camisi arkadaşlar. Küçük şirin bir köy. Köyün girişini gösteriyoruz. Bugün 1 Ocak 2023. Hava oldukça güzel. Dışarısı 12 derece, güneşli. Evet, güzel bir camimiz var arkadaşlar. Kalburcu parkımız. Çocukların eğleneceği, büyüklerin dinleneceği. Evet, Kalburcu'nun eski fırını arkadaşlar. Babamlar evin önüne kendi fırınlarını aldığı için artık bu fırını kullanmıyoruz. Önceden buraya geliyorduk. Köyün ortak fırını arkadaşlar. Buraları da şantiye yapmışlar. Daha önce dikkatimizi çekmemişti. Köyün kahvesi sol tarafta bir yerdeydi. Evet, şurası köyün kahvesi sol taraf. Bu sağ tarafta Uygar Tarım Market, köyün çok eski marketlerinden. Tarım aletleri de satmaya başlamışlar. Onları da yeni gördüm. Kalburcu köyündeyiz. Doğa manzara 1 Ocak çok güzel. Şöyle etrafı beraber gezelim. Bahçeler ekilmiş. Size anlatmıştım arkadaşlar, daha önceki videolarımızda görmüşsünüzdür. Çok güzel bir köy fırını. Sakarya'da bir abimiz yapıyor. Paket sistemi anında aynı gün size teslim ediyor. Boy boy. Önünde barbeküsü de var arkadaşlar. Barbeküde fırında bir şeyler yaptıktan sonra ekmekti, pideydi, poğaçaydı, börekti. Daha sonra barbeküsünde de istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Yukarıda doğal bir taş var asılmış. Askıda duruyor. Bir tane de zil var. Evet, şöyle odunları görüyoruz. Semaver yakılıyor arkadaşlar. Evet, biraz sonra semaverde çay da içeceğiz. Burada olanlar gelebilirler ama yayınımız daha sonra yayınlanacak. Evet, marullar var. Ispanaklar var, marullar var. İleride maydanozları gördük. Kiraz ağaçları, erik ağaçları, farklı farklı ağaçlar da var. Sebzeler, soğanlar, lahanalar. Burada daha önce neler vardı? Çilekler vardı. Ne oldu bilmiyorum. Evet, su deposu. Marullar canlanıyorlar. Evet, yeşili doğayı seyrediyoruz. Biraz sonra tavuk çiftliğinden geçeceğiz. Tavuklar, horozlar, civcivler. Nasıl gireceğiz bir bakalım. Kuşlar da varmış, yemlere gelmişler. Hoppa! Kapıda yay varmış, arkamızdan vurdu. Evet. Horozlar, tavuklar. Ne haber? Ne yapıyorsunuz görmeyeli? Bizden korktular. Daha önce ben bunlara yem veriyordum. Hepsi geliyordu ama bayağı zamandır yem vermedik herhalde. Bizi unutmuşlar. Evet arkadaşlar, böyle köylere gelmeyenler, tavukları görmeyenler, canlı canlı tavuklar, arozlar, civciv var mı bilmiyorum. Varsa çıkar biraz sonra karşımıza. Yumurta yaptığı yerler arkadaşlar içeride. Yattığı yerler var. Burası gezinti yerleri. Kuşlar da gelmişler. Lastikten su içme yeri yapmış babam. Bunları yeni gördüm. Tavuklar buraya gezintiye çıkarıldığında lastiğin içinden de su içiyorlar. Evet, yemliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Orta göbeğe yem doldurduktan sonra arkadaşlar, tavuklar yan taraflardan yedikçe yemler aşağı doğru geliyor. Kuşlar da cirit atıyor bu arada. Ne yapıyorsunuz? Anlatın bakalım. Şunlara bak maşallah. İçeride gene tekerden mi, başka bir şeyden mi? Ben tam çözemedim. Yemlik mi, değişik bir şey yapmış babam orada. Şöyle siz de bakın arkadaşlar. Horozlar, tavuklar, ne yapıyorsunuz bakalım, hava güzel mi? Şunlara bak şunlara. Siyahlar genelde çok hırçın oluyordu. Gezmeye çıkardığımız zaman siyahları tutamıyorduk. Hemen bahçe tarlalara sağa sola kaçışıyorlardı. Uçuyorlardı, yakalamak da zor oluyordu arkadaşlar. Bakalım meyve ağaçları neler var başka? Kiraz ağaçları. Bahçenin devamını görüyoruz arkadaşlar. Horoz artistliğini yaptı. Burası benim mekanım diyor. Baksana. Buraya fazlalık malzemelerini koymuş babam. Her tarafı değerlendirmiş. Ektiği şeyler için herhalde bu çalılar. Tavukların gezinti yeri eskiden bu kadar değildi. Şurayla bitiyordu. Evet, bahçeden bayağı bir kısım tavuklara vermiş. Geçsinler, tozsunlar diye. Hava alsınlar.
Meyve zamanı bu ağaçlarda. Kirazlar, erikler, elmalar, ayvalar, cennet hurması, güzel şeyler var. Tarlayı sürmüş babam. Pat pat makinesi var. Şuradan da baktığımızda kuşları görüyoruz. Onlar da yemlerden istifade ediyorlar. Kalburcu köyündeyiz arkadaşlar. Güzel bir hava. 1 Ocak 2023'e geldik. Oo, kuşları gördünüz mü? Su toplama sistemi arkadaşlar. Çatıdan gelen, oluktan gelen yağmur suları depoya doluyor. Oradan da tekrar sulamada kullanılıyor. Öbür tarafa da aynı şeyi yapmış babam. Evet, kullanılmayan daha sonra lazım olabilecek malzemeleri RDS'ine koymuş. Şöyle bakalım ne yapıyormuşuz. Anahtarlar, takımlar, malzemeler, pat pat makinesi de vardı başka yerde herhalde. İlaç sepme makinesi, kabaklar. Gezimize devam ediyoruz. Sebzeler, meyveler, köy ortamında hepsi güzel oluyor arkadaşlar. Kalburcu köyüne gelirseniz bekleriz, önceden haberleşelim. Ekmeğimizi, böreğimizi, çöreğimizi, çayımızı, semaverimizi beraber yaparız inşallah. Sintir sönmez de deniz hayatı dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'de Kalburcu köyünde de devam ediyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.